Kutlay Çiçekleri, umarım iyisinizdir. Bugünkü vlogumdan önce bir konuşma yapmak istedim. Çünkü bugün paylaşacağım vlogu aslında bayağı bir oldu. Birkaç hafta önce çekmiştim ama paylaşmaya ve editlemeye vaktim olmamıştı. Ve söylemek istediğim şey aslında o vlogda biraz enerjim düşük ve çok sağlıklı görünmüyor olabilirim. Çünkü orucumun başlarındaydım. Yani 17. günündeydim. Ve gerçekten detoks biraz yoğun geçiyordu. Sonra o oruçtan sonra bir ara verdim. Aradan sonra şimdi sebze suyu orucuna girdim tekrardan. Bu 10. günündeyim. Söylemek istediğim şey aslında çok fazla vlog paylaşamamamın nedeni aslında biraz ara vermek istedim sosyal medyadan. Biraz dinlenmeye ihtiyacım vardı bedenimi arındırırken. Biraz gerçekten zihinsel ve duygusal olarak da dinlenmek çok önemli. Ve ekran, sosyal medya bazen çok yorucu olabiliyor. Bir ara verdim ama geri geliyorum. Vloglarımı unutmadım. Hatta bu orucumdan sonra galiba bir hafta daha yapacağım. Bu süreçte bir vlog daha çekeceğim. Ama bu orucumdan sonra çok daha sık... Ay köpekler geçiyor. Çok daha sık vloglar çekeceğim. Söz veriyorum. Birkaç günde bir vloglar paylaşmak istiyorum sizinle. Biliyorum vlog çok istekler var. Vlog istekleri. Bir de sorduğunuz sorular da var. Çekim yasası, shifting, veganlıkla ilgili tarifler. Onların hepsini not ettim. Hepsi çok yakında gelecek. Güzel tatlı ayçiçekleri. Sizleri çok seviyorum. Umarım bu vlogu beğenirsiniz. Merhaba tatlı ayçiçekleri. Uzun zamandan beri bir vlog yapmamıştım. Kısa saçlarımla daha vlog yapmamıştım. Ama aslında asıl nedeni 30 günlük bir smoothie orucuna girdim. Yani smoothie detoksuna. Tek smoothie içiyorum. Bugün 15. günümdeyim. Şeyi bekliyordum. Biraz enerjimin gelmesini bekliyordum. Çok yorgunluk ve bayağı detoks geçiriyordum. Geçiriyorum. Daha doğrusu konuşamadım. Ama biraz daha gücümün geri gelmesini bekliyordum. Ama bu sabah demin meditasyonumu bitirdikten sonra dedim ya önemli değil. Bugün bir günlük hem de smoothie detoksumu yaparken sizinle paylaşmış olurum deneyimlerimi. Bir sizin için bir vlog yapayım dedim. Az gücüm olsa da yine de ilk günlerden çok daha iyiyim. 15. günümdeyim. İlk hafta en zoruydu gerçekten. Hem fiziksel olarak çok yorgundum hem duygusal olarak. Çünkü detoks aslında oruç aynı anda bedendeki kirlilikler, bedendeki toksinler atılırken gerçekten bunu ben tecrübe ediyorum. O toksinlerle beraber sanki bedenimizde geçmişten kalmış duygusal toksinler de birikiyor bedenimizde ve onları da atıyoruz. Ve duygusal olarak inanılmaz bir nasıl deniyor Türkçe'de roller coaster kelimeyi bulamadım ama iniş çıkışlar, inanılmaz iniş çıkışlar oldu ama her inişten, her bir yüzleşmeden sonra gerçekten ödülleniyoruz izin verdiğimizde, yüzleşmeye ve kaçmadığımızda ve bunun en güzel benim için şekli detoks, yani oruç tutarken smoothie orucu. Yani smoothie orucu daha kolay benim için ama oruç tutarken oluyor. Çünkü bazen yemeklerle, özellikle duygusal yemekle kendimizi uyuşturuyoruz ve yüzleşmek istemediğimiz duygulardan kaçabiliyoruz. Onun için bu benim için güzel bir fırsat oldu ve gerçekten yüzleşmek istiyordum bazı şeylerle. Daha da ilerlemek, daha da büyümek, daha da arınmak her zaman insana özgürlük getiriyor. Meditasyonumu bitirdim. Limonlu suyumu içeceğim, giyineceğim. Biraz bahçeye çıkacağım. Dün şeyler almıştım, fideler almıştım küçük. Onları ekeceğim. Biraz böyle kelimelerle takılıyorsam çok normal. Oruçtan dolayı böyle, detokstan dolayı bedenim ve zihnim biraz daha yorgun oluyor. Ama her gün her gün daha iyi gidiyorum, merak etmeyin. Ve fidelerimi ekeceğim ve bir sürprizim geliyor bugün. Çok yakın bir kız arkadaşım Mürşide İstanbul'dan geliyor. Uzun zamandan beri görüşmemiştik. Telefonda sık sık hemen hemen her gün konuşuyoruz. Ama nihayet geliyor buraya. Ben maçoluk yapıyor diyor. Ama sen kime havlıyorsun? Ama sen kime havlıyorsun? Krem'e havlıyor. Krem bahçe mi yapıyorsun? Ups. Sen telefonu oynatma. Krem kaçtı. Kedileri havlıyor. Bahçemiz biraz dağınık çünkü daha bitmemiş işlerimiz var. Ama hava
Zen. Zen. Evet, bu camı her gün temizlemem gerekiyor çünkü camı mahvetti. Burnunu koya koya her gün burnunu yapıştırıyor. Senin de burada keyfin yerinde galiba. Giyindim. Her şeye rağmen en kötü detoks günümde bile kendimi toparlıyorum, giyiniyorum. O kendi moralim ve bana iyi geliyor ve enerjimi aşağıda bırakmamak için. Ama tabii dinlenmeye de izin vermek lazım. Dinlenmeme de izin veriyorum. Şimdi limonlu suyumu içeceğim ve saat kaç? Saat herhalde 10'u geçiyor, 10.30'a geliyor. Böyle yapıyorum. Aslında bayağı bir 8'de uyanıyorum. Değişiyor. İzin. Yani kendime bir saat koymuyorum. Çünkü detoks olduğum için izin veriyorum uyumaya. Ama 8'i geçemiyorum genelde. Şimdi 8'den sonra da bekliyorum aslında. Meditasyon yapıyorum, başka şeyler yapıyorum. Saat 10-10.30 gibi limonlu suyumu içiyorum. Ve ilk yeşil smoothie'mi 12'den sonra ya da 12'de içiyorum. Bakın. Terlik canavarı ya. Mahvetti terliğimi. Hep terlik peşinde. En sevdiği oyuncak terlik. Ona doğum gününde terlik hediye edeceğiz. Telefon bir elimde. Limonu kopartmaya çalıştım. Limonumuz. Bahçeye çıkmak böyle sabah inanılmaz güzel. Limon bahçeden almak. Sebzeleri, meyveleri bahçeden almak. En güzel mutfak bahçe. Ama ilk önce bir şey unutuyordum. Yine de oruç da yapsam alıyorum bu sıralar. Her dönem almıyorum, bazı dönemler. Bunu vegan bakkaldan almıştık online. Delta metil B12. Her sabah daha hiçbir şey içmeden, yemeden önce bir fıs dilimin altına B12. Sen de merak ediyorum. Senin için değil. Ve limonlu suyumuz. Bahçemizden organik limonlar. Çok limon var bu arada. Siteye söylüyorum. Limonları size de söyleyeyim. Limonları çok var, yerlere de düşmüş site. Limonları toplayıp çürümeden önce onları sıkıp buz şeylerine koyacağız, dondurup sonra onları saklayacağız böyle yazın limonata yapmak için ya da suyumuza koymak için. Şimdi çürümesinler. Bugün yapalım ya da yarın. Bugün ya da bugün toplayalım. Bu arada kızımla da konuşuyorum. Tamam, limonlu suyum. Böyle sıkıyorum ben bununla. Daha iyi oluyor. Süzüyor şeylerini. Her sabah böyle küçük bir kavanoz limonlu su. Ama pipetle içiyorum. Çünkü bazı insanlar şey diyor, dişleri çok uzun süreçte içerseniz her sabah
pipetle içmek daha iyi çünkü bazen dişleri şey yapabilir. Bedeni çok temizliyor, bedene çok iyi geliyor. Ama dişleri çok değdirmemek daha iyi. Çünkü limon güçlü bir şey. Mermerde anneannem öyle derdi. Mermerde kesmezdi limonu. Mermeri şey yapıyor diye. Aynen, bedendeki de kireçlemeleri aslında tamamen temizliyor. Bu unlu şeylerden, tahıllardan gelen kireçlenmeler onları çok güzel temizliyor. Şimdi bir güzel bir pipet. Tamamdır. Şerife. Geri dön. Ne haber? İyi. Yine vlog çekiyorum. Tekrar vloglara dönmeye karar verdim. Enerjim az da olsa. Nelere dönmeye karar verdin? Vlog çekiyorum. Vlog. Şuradan sen de merhaba de istedim. Merhaba Ayşegül, ne yapıyorsun? Göbek atıyorum. Ha. Bahçede. Göbek atıyorsun. Evet. Evde attın yetmiyor tabii. Biraz da bahçede evet. Atayım diyorum. Böylece çabuk büyüyecek şeyler. Aynen. Zaten bitkiler de şeyden anlarlar. Müzikten, danstan. Evet. Göbek atınca hele daha da çok şey oluyorlar, evet. Coşuyorlar. Başka? Başka öyle. Mürşide geliyor. Ay nasıl bağırdım. Ne zaman geliyor? Mürşide birazdan bir saate falan burada olur. Ha, Mürşide. Evet. Seninle de çok tanışmak istiyor. Diyor ki benim için bir onur olacak şey Feridun'la tanışmak. Hı. İyi tamam tanışırız ya. Bir iki gün takılacak dedin ya. Birkaç gün kalacak. Fırtına vardı. Bir sürü limon yerlere düşmüş. Onları toplayacağım. Ağaçtakileri de çürümeden. Onları böyle sıkıp buz küpleri yapacağız onlarda. Bunların hepsi yerdeydi. Bunları işte buz küplerine koyup sonra da kabuklarını kurutup çay ya da böyle blenderdan geçip tatlılar için tatlıları, yemekleri kullanmak için de güzel oluyor. Kabuklarını da değerlendireceğiz. Yeşil smoothie'mi şimdi yapıyorum. Daha Mürşide gelmedi. Biraz gecikti. O geldiğinde ona da yapacağız. Çünkü artık bayağı güçsüzleşmeye başladım. İçine yeşil smoothie tarifi var. Burada altta linkini koyabilirim. YouTube kanalımda. Ayrıca buna yine de söyleyeyim kısacası. Portakal suyu, ananas, mango koyduk bir tane. Pazı, bahçeden pazılar. Kereviz sapı. Ve aslında yakında fesleğenler çıkacak, böyle büyük fesleğen yaprakları. Fesleğen de enfes oluyor içinde. Fesleğen de koyuyorum olduğunda. Bir de bardağa biraz portakal suyu sıkıp chia tohumları koyduk. Onlar biraz böyle şişsin. Smoothie'yi üstüne ekleyeceğim. Şimdi smoothie şeyimiz. Çok uzun süre smoothie içmeyince, limonlu suyla kalınca bir yerden sonra su orucu gibi hissediyorum. Su orucu biraz daha ağır bir orucu. Bakın bu. Enfes kokuyor bunu. Sizinle paylaşabilseydim. Çok güzel, paylaşmak da istiyorum. Lütfen deneyin. Bir kerecik deneyin ve aç karınla. Sabahları aç karınla için bunu. Çünkü böyle pişmiş ya da ekmek falan bir şeyler yediğinizde üstüne asitli de, özellikle asitli meyveler yemek, içmek çok zararlı. Midede fermante oluyor. Daha önceden de bunu anlatmıştım. Ama aç karınla içerseniz bedeninize yapabileceğiniz en güzel hediye. Öz sevgi bence hareketi bu. Sabahları meditasyon gibi ya da dua etmek gibi.
tapınağımıza iyi bakmak. Yum. Çok güzel. Ha, bir de ayrıca bana portakal, birisi şey sormuştu, portakal dokunuyor. Onun yerine ne koyabilirim? Onun yerine diğer meyveleri koyabilirsin, muz koyabilirsin, istediğin meyveyi koyabilirsin. Tek portakal suyu, o su şeyine birazcık su ekleyebilirsin smoothie'ne. Yani çok katı olmasını istemiyorsan. Benim güzel arkadaşım geldi be. Köpekler inanılmaz heyecanlı. Köpekler bayağı bir demin çekemedik, bayağı bir alışma süreci oldu değil mi Mürşide? Hepsi üstlerine zıplamaya çalışıyor. Teker teker şey yaptık ama şimdi biraz sakinleştiler. Demin yani çok... Otur. Onun için çekemedik bayağı. Çok heyecanlılar. Fazla heyecanlılar. Otur. Seviyorlar. İnsanları seviyorlar. Böyle arkadaşlarımız gelince falan çok mutlu oluyorlar. Otur. Değil mi Prem? Mürşide burada. Aslında bayağıdır şey çekmedim ama öğleden sonra olduk. Şimdi Mürşide'ye bahçedeki çiçeklerimi gösteriyorum. Bayıldım. Değil mi? Merhaba. Çiçeklerimize bakıyor. Mürşide de bu arada vegan. Veganım. Kız arkadaşım. Merhaba. Ne zamandan beri vegansın? 6 yıldır. 6 yıldır vegan ve... Çok mutlu değil çok mi? Çok mutluyum, çok huzurluyum. Merhaba Firdevs. Oo, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Aa, çok iyiyim ya, çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hiç merak ediyordum sizi. Değil mi? Evet. Bu mu anlatıyor? Yok, videolardan tanıyorum. Evet. Ben de anladım. Sağ olsun. Abi de video çekiyor. Çok iyisiniz ya. Çok da beceriklisiniz. Bir sorun oldu. Ha, küçücük arka lambasını vizeye götüreceğim. Küçücük şey lambası var. Şu kadarcık stop lambası var. İnternetlerden bakıyorum. İstanbul'da kaç tane firmayı araştırdım. Bir tanesini de bulamadım. En son öyle götürdüm vizeye. Kırık bir şeyler yapıştırdım oraya. Onunla götürdüm, öyle geçiyorum. Yani. Evet, Feridun'un kedileri. Hep Feridun nereye gitse arkasında. En azından bir tane. En az bir tane var. Daha dur bakayım, şöyle çıkayım da bir seslerim. Hepsi gelir. Hepsi gelir. Köye kadar seni takip ediyorlar değil mi? Evet. Valla. Geçenlerde birisi bir şey yaptı da sana söylemedim onu. Ne oldu? Bu yavrusunu getirmiştim bir. Getirmişti. Ha, evet. Onu da öldürmüşler, yavruyu burada. Şaka yapıyorsun. Bunlar. Kim öldürmüş? Artık başka bir kediler mi? Bunlar diğerleri mi? Yavrusunu nereye getirmiş? Buraya getirmişti. Bu. Ay. Yazık ya. Diğerleri nerede? Diğer. Sabah kalktım. Bir baktım daha orada yavrunun ölüsü var. Başka yavrusu yok muydu? Vallahi bilmiyorum ki, başka var mı yok mu? O şeyin altında vardı orada. Onun yavrusu diye daha yani bu bunun... ilk önce bu doğmuştu ya. Ay günah, yazık ya, kıyamam. Bakalım, arayalım yavruları. Levi, Levi. O benim kedi. Düştü. Deli. Levi. Kendini aslan zannediyor. Buranın aslanı. Bunun tüylerini kırpıyor ama daha yününden bir şey yapmadık ya. Yapalım. Kazak yapalım. Bere yaparız ya. Yani. Bere. Sana bere yapalım Feridun. Tamam. Smoothie yaptık. Onun tarifi de var Smoothie Bowl şey sayfamda, YouTube sayfamda. Şimdi Mürşide ile beraber bunu içeceğiz. Arada da aslında saat 3 değil mi? Arada da bir limonlu su içtik. Çiğ.
Saat şimdi 3. 3'teki kırmızı smoothie'miz. Yani kısaca sabah 10 gibi büyük bir limonlu su. İçine bir limon sıkıyorum. 12 gibi büyük bir yeşil smoothie. Sonra da arada büyük bir limonlu su bir tane daha. Sonra işte bu kırmızı smoothie. Kedim sana yetiyor. Hayır. Akşam da akşam 6-7 gibi yeşil kocaman bir smoothie olacak. Levi, no. Öyle işte. Afiyet olsun. Afiyet çok olsun. Güzel olmuş. Ellerine sağlık. Şimdi. Bir de Levi de bizimle smoothie orucu yapmaya karar verdi. Öyle. Birazcık kendimi dinlenmeye aldım. Biraz böyle yavaşlıyorum. Detoks'a iniş çıkışlar oluyor. Enerjim birden yükseliyor smoothie'den sonra. Sonra biraz da yavaşlayabiliyor. Ama biraz böyle aralarda dinlenmelere izin verdiğimde çok tekrardan enerjim geliyor ve daha iyi oluyor. Onun için bu çok önemli. Bir de birazdan fideler almıştım dün. Onları ekeceğim. Evet, tatlı ayçiçekleri Sita ile beraber bahçede devam ediyoruz. Mürşide yoldan geldiği için biraz yorgun uyuyor. Biz de bayağı bütün öğleden sonra aslında bahçedeydim. Bahçe vlogu da hazırlıyorum bildiğiniz gibi. Bahçe vlogu için de çekimler yaptık. Ama bayağı bir ben yoruldum. Detoksta olduğum için. Şimdi birkaç görüntü sizinle paylaşacağız. Son salatalıkları ekiyoruz. Fideler de almıştık dün işte. Son salatalıkları ekiyoruz ve sonra içeri gireceğim ve rahatlayacağım. Ve hava çok sıcak. Yarın ne yapıyoruz? Denize! Yay! Evet, son salatalıklarımızı ekiyorum ve gerçekten çok yoruldum. Kendimi eve atacağım. Bir duş, hatta böyle serin bir duş iyi gelebilir. Akşamda güzel bir yeşil smoothie. Daha kaç günüm kaldı? Yarı bir aylık yapıyorum. 15 günüm kaldı. Minik salatalık. Güzelce büyü burada, mutlu ol. Ne güzel bu ya. Aşk. Toprakta aşk. Toprak ana, aşk, hayat, sağlık, yaşam enerjisi. Bahçe gerçekten benim için mutluluk. Yorgun da olsam, ne olursa olsun zihnime, ruhuma, bedenime en iyi gelen şey bahçe. Meditasyondan sonra. Meditasyon gibi aslında bahçe. Bütünleşmek. Dünyamızla, toprak anayla bütünleşmek ve tekrardan bağlantıya girmek, bu o kadar o kadar önemli bir şey ki. Bence birçoğumuzun acılarının ya da kendimizi iyi hissetmememizin, o kadar iyi hissetmemizin, konuşamadım, nedeni bağlantıda olmamamız. Dünyamızla, toprak anayla bağlantıda olmamamız. Bağlantıya girdiğimiz anda tekrar kendimizi hatırlıyoruz.
top of the world. Woo! Ama yorgunum. Ama burayı çok seviyorum. Yok, çok güzel. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather. Hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. Bugünlük bahçeyi bitirdik. Dağınıklığa bakmayın lütfen. Daha hala evi toplamamız gerekiyor. Şimdi ben bir kendime geleyim. Duşumu alayım. Rahat kıyafetler giyeyim. Şaları bir toparlayalım ve yeşil, biraz geciktik yeşil smoothie'de ama yeşil smoothie yapacağız. Ve gerçekten gecenin geri kalanını montaj yapmak istiyordum sizin için ama galiba ona yarın başlayacağım. Tatlı içecekleri. Evet. Şimdi günün sonuna geldik. Duşumu aldım, pijamalarımı giydim. Biraz da üşüyorum ama o şeyden dolayı, soğuk değil, hava detoks olunca biraz öyle oluyor. Bir de bugün biraz galiba fazla zorladım. Bu sizin için örnek olmasın. Eğer bir gün detoks, smoothie detoks ya da herhangi bir detoks yaptığınızda kendinizi zorlamayın. Benim yapmam gereken işler olduğu için aynı anda yapmak zorundaydım. Ama şey demek istiyorum. Smoothie detoksu aslında daha hafif bir detoks. Su detoksu en ağırı. Sebze suyu detoksu da daha ağır. Smoothie katı içecek olduğu için toksinleri bağırsaklardan atıyor. Ve yeşillik koymak çok önemli. Smoothie detoksunu evde yapabilirsiniz çok rahat. Ben bir ay yapacağım. Önemli olan bir kuralı yok. Acıktıkça smoothie içebilirsiniz. Ama demin dediğim gibi bol yeşillik de koyun. En azından günde iki kere yeşil smoothie için. Yavaş yavaş, yavaş bir detoks oluyor. Yavaş yavaş beden, gerçi insanın sağlık durumuna göre değişebiliyor. Ama yavaş yavaş beden, hem dinlenmeye alıyoruz organları, hem de beden yavaş yavaş bağırsaklardan birikmiş toksinleri, pislikleri atıyor. Güzel, arada bir detoks yapmak bence çok önemli bedenimiz için. Çünkü yaşam şartlarımız ve beslenme şeklimiz o kadar süper değil. Detoks yaparken şeyi aklınızda tutun.
Bazen ilk günlerde özellikle ilk hafta moraliniz düşük olabilir, kendinizi düşük hissedebilirsiniz. Duygusal olarak da çünkü beden temizlenirken duygusal temizlik de görüyoruz, zihinsel temizlik de görüyoruz. Bazı tuttuğumuz duygular ya da taşıdığımız şeyler içimizde tuttuğumuz yüzeye de çıkabiliyor. O da bir fırsat oluyor aslında, onlara izin vermek lazım. Böyle biraz yoruldum şimdi ama şimdi yeşil smoothie'mizi içeceğiz. Sonra güzel bu akşam artık bir şey yapmayacağım, dinleneceğim. Dinlenmek çok önemli gerçekten. Bedeninizi dinleyin. Bu tek detoksta değil, her zaman. Ki ben detoksun ilk haftası çok daha yorgundum ve bugünkü gibi öyle hareket bu kadar yapmadım. Mürşide de içiyor smoothie'sini. Mürşide'nin ilk günü detoks. Nasıl hissediyorsunuz? Aç. İlk günleri en zor değil mi? İlk 3 gün aç hissediyoruz, sonra alışıyoruz ama başka detokslar oluyor işte. Ama sonra bitince... Sonra güçleniyorsun duygusal olarak, bedensel olarak. Ya hayat bile daha kolay akıyor. Evet. Ve fizik... Günlük işler, evet. Duygusal işler. Fiziksel olarak da sonra çok iyi geliyor değil mi? İnsan genç, yani bir böyle... Olmuyorsun sonra zaten. Evet. Hafifliyorsun, toksinler çıkınca yorulmuyorsun. Ve sonra da daha sağlıklı şeyler yemek istiyoruz galiba. Evet, temizlendikçe temiz yemekler istiyor. Evet, o kötü alışkanlıklar böyle kanımızdan gidiyor, o istekler de yok oluyor. Evet. Uyuşturucu gibi. Kurtuluyoruz onlardan. Duygular değil. Aynen. Özgürlük! Evet, tatlı çiçekleri, bu vlogu da böyle sonlandırıyoruz. Yeşil smoothie'mi içtim. Çok iyi geldi. Hepimize iyi geldi. Ama güzel uyuyacağız galiba bugün. Bir de ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Yeşil smoothie'mize detoks zamanında taze zerdeçal ekliyoruz. Gerçekten güç veriyor. Ve detoks dışında da ekleyebilirsiniz. Çok sağlıklı, büyük bir şifa. Taze zerdeçal. Böyle küçücük, birazcık böyle küçük bir parça smoothie'ye ekleyebilirsiniz. Çok fazla koyarsanız acı olur. Böyle kendinize çok iyi bakın. Mua.